Filistinlilerle dolaylı barış görüşmeleri başlamak üzereyken İsrail'in tam da Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ziyareti sırasında Doğu Kudüs'te yeni Yahudi yerleşimleri inşa edileceğini açıklamasıyla başlayan kriz giderek büyüyor. Diplomatlar tarafından iki ülke ilişkilerinde son yıllardaki en büyük kriz diye tanımlanan duruma karşın İsrail yerleşim inşaatlarında geri adım sinyali vermiyor. Sükûnetinizi koruyun ve paniğe kapılmayın. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Doğu Kudüs'te yapılması planlanan Yahudi yerleşimleri nedeniyle ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı krize ilişkin mesajı işte buydu. İsrail'in en önemli müttefiki olan Amerikalılar yerleşim inşaatları ile ilgili duyurunun tam da Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın İsrail ziyareti sırasında yapılmasına kızgın. Bu durumda nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Sükunetli, sorumlu bir şekilde ve ciddiyetli. Bu talihsiz bir olaydı, masum bir hataydı ama nahoştu ve kesinlikle yaşanmaması gerekirdi. Biden'ın İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yeni yerleşimleri inşa edileceği duyurusunun ziyareti sırasında yapılması nedeniyle ağır bir hakarete uğramış hissettiği belirtiliyor. Netanyahu'nun bu tür duyuruların zamanlamasını koordine edecek üst düzey yetkililerden oluşan bir komite oluşturacağı kaydediliyor. Ancak Amerikalı yetkililer bunun sadece bürokratik bir karışıklık olduğuna ikna olmuş gibi görünmüyor. Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapan Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton diplomatik bir dille sert bir uyarıda bulundu. Clinton, İsrail hükümetinin bir barış anlaşması için verilen çabalara zarar verebilecek kadar olumsuz bir sinyal gönderdiğini söyledi. İsrail'in duyurusunu önceden hesaplanmış bir adım olarak tanımlayan Amerikalı yetkililer de var. Orada olanlar bir aşağılamaydı, bir hakaretti ama en önemlisi bu değil. Daha da önemlisi zaten çok zor olan bir süreci daha da zorlaştırdı bu durum. İsrail ve Filistin arasında dolaylı görüşmeler başlayacaktı. Bu sürecin altına oymak için atılmış hesaplı bir adım gibi görünüyor. Bu bölgede barış ve güvenlik için uğraşan herkes için sıkıntı verici bir hareketti. İsrail güçlü ve özel bir müttefikimiz. İlişkilerimiz de derin. Ama işte tam da bu nedenle attıkları adım doğru bir davranış değildi. Amerikalı yetkililerin bu sözlerle yorumladığı durumu İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Oren da iki ülke ilişkilerinin son 35 yılda karşı karşıya kaldığı en ciddi kriz diye tanımladı. İlişkilerdeki gerginlik nedeniyle Washington'un Orta Doğu özel temsilcisi George Mitchell'ın bölge ziyareti de ertelendi. Krize yol açan yer işte burası. İsrail burada 1600 yeni ev inşa etmek istiyor. İsrail bu bölgeyi Kudüs'ün ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Ama burası İsrail'in 1967 savaşında ele geçirdiği ve o zamandan bu yana işgal altında tuttuğu bir yer. Amerikalılar İsrail'e bizi çok kötü bir duruma düşürdünüz diyor. Pek çok farklı düzeyde. Öncelikle dolaylı görüşmeler konusunda Biden'ın ziyareti bu süreci başlatmayı amaçlıyordu. Filistinliler katılacaklarını söylediler. Şimdi bu tartışmalı yerleşim inşası planı rafa kaldırılana dek katılmayacaklarını söylüyor Filistinliler. Amerikalılar geçen yılın büyük kısmını İsraillileri yerleşim inşaatlarını tamamen durdurmaya ikna etmeye çalışmakla geçirdi. Doğu Kudüs'te, Batı Şeria'da, işgal altındaki tüm Filistin topraklarında. İsraililer de hayır bunu yapamayız dediler. Amerikalılar da peki? tamam dedi. Tüm bunların üzerine şimdi de bu yaşandı. Washington'dan gelen bu sert açıklamalarla bu pozisyonlarından geri adım atmaları çok zor olacak. Filistinliler yerleşim planlarının iptalini istese de Netanyahu iptal yönünde bir sinyal vermedi. Zaten Benjamin Netanyahu yerleşim inşaatının kendisinin değil sadece duyurunun zamanlamasının yanlış olduğu görüşünde. Yeni yerleşim duyurusu ve tabii zamanlaması Netanyahu'nun sağcı partilerden oluşan koalisyonundaki birliği de güçlendirdi. Ancak İsrail İran'ın nükleer programı konusunda Washington'un yardımına ihtiyaç duyuyor. Netanyahu da İran'ın nükleer programını ülkesinin karşılaştığı en önemli sorun olarak görüyor.